İki futbolcu dört büyük takımda oynama başarısı göstermiştir. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz. Ortak özellikleri her iki oyuncu da turlarına ilk Beşiktaş'la başlamıştır ve dört büyük takımı tamamladıktan sonra yeniden Beşiktaş'a dönmüşlerdir. Sergen Yalçın şu an yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü yapmaktadır. Burak Yılmaz ise halen Beşiktaş'ta oynamakta. Morris Podolov, Amerikalı avukat ve basketbol yöneticisidir. NBA başkanı olarak 17 sene hizmet vermiştir. Onun öngörü ve liderliği ile NBA basketbolu şekil değiştirdi ve büyüdü. 1963 yılından sonra Podolov'un onuruna MVP yani en değerli oyuncu ödülü Morris Podolov ödülü olarak takdim edildi. Halen verilen sezon MVP'si ödülünde Morris Podolov heykelciği bulunmaktadır. Tam 4 Dünya Kupası'nda toplam 16 gol kaydeden Alman Miroslav Klose bu alanda ilk sıradadır. İkinci sırada 4 turnuvada 15 golle El Fenomeno Ronaldo yer alır. Üçüncü sırada ise 14 golü sadece 2 turnuvada atma başarısını gösteren Alman Gerd Müller var. Aktif oyuncular içerisinde bu unvana yaklaşması muhtemel olan 7 gollü Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo ve 6 gollü Harry Kane, James Rodriguez, Neymar ve Messi bulunuyor. Yaşlarına göre bakarsak önünde potansiyel 2 kupa bulunan Kane, James ve Neymar bu alanda Klose'yi geçme ihtimali olan isimler diyebiliriz. Hatta Harry Kane İngiltere'nin durumuna göre 3 Dünya Kupası bile görebilir. Önce tabii bir Golden Grand Slam nedir ondan bahsetmek lazım. Geçen bölümde Grand Slam'den bahsetmiştik. Hani şu senede 4 ayrı tenis turnuvası olan önemli organizasyonun bütünü. İşte bu 4 turnuvayı kazanıp bir de üstüne olimpiyatlarda altın madalyaya uzanırsanız Golden Grand Slam'i tamamlamış oluyorsunuz. Tarihte bunu başarabilmiş tek tenisçi ise ünlü Alman kadın tenisçi Stefanie Maria ya da bizim bildiğimiz adıyla Steffi Graf. Graf aynı zamanda 1987-1991 arasında en uzun süre dünya bir numarası kalma rekorunun da sahibi. Uruguay ve Fransa milli takımları 1966 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu maçta Fransa takımında Jean Jorkaeff, Uruguay takımında ise Pablo Forlan sahada görev yapmışlardır. Bu maçtan tam 36 yıl sonra 2002 Dünya Kupası'nda iki ülke yeniden karşılaşmıştır. Jean'ın oğlu Yuri ve Pablo'nun oğlu Diego ise takımlarının kadrolarında yer alırlar. Böylece iki aile, iki nesil olarak Dünya Kupası heyecanını sahada karşılıklı yaşamış olur. Nisan 1999 tarihinde evinde Miami Heat'e 82-49 yenilen Chicago Bulls, NBA tarihinin bir maçta en az sayı üreten takımı olmuştur. Bulls adına David Cornell 13 sayıyla takımının en skorer ismi olmuştur. Arjantin'in Banfield takımının stadının çim bakımından 17 yaşında bir genç çocuk sorumludur. Ve bir gün idmanda takım bir kişi eksik kalınca teknik direktör Oscar Lopez genç bahçıvana şöyle bir bakar ve antrenmanda yer almak isteyip istemediğini sorar. Çocuk bu fırsatı kaçırır mı? Hemen çim makasını attığı gibi ayakkabılarını giyer ve idmanda yer alır. İdmanda çok iyi performans gösterir. Antrenör de onunla profesyonel sözleşme yapılmasını ister. 3 sezon Banfield'da oynayıp golleriyle tangocuların büyük takımlarından River Plate'e transfer olur. Oradan da ver elini Avrupa. Feyenoord, Bologna, Inter, Lazio derken 36 yaşında futbolu bırakır. Arjantin milli takımında ise 22 maçta görev yapar. İşte bu çocuk bahçıvan El Jardinero Inter formasıyla şampiyonluk yaşayan Julio Ricardo Cruz'dur. (Gülüyor) 1998 yılında Hollanda-Almanya maçında aynı gün doğan iki forvet sahada birlikte yer aldı.
1 Temmuz 1976 doğumlu Ruud van Nistelrooy ve Patrick Kluivert aynı doğum gününe sahip ilk ve tek forvet ikilisi olarak tarihe geçti. Aslında ikinci bir ikili yanlarına gelecekti. Forvet hattında Dimitar Berbatov olan Tottenham, Peter Crouch transferini bitirebilseydi. Ülkemizde hemen akla gelen örnekler var. Mesela meşhur sulu derbi vardı. Ali Sami Yen stadında bol su tüketimi olmuştu. Yine bir başka maçta rakı şişesini hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe stadında kaleci Ömer'e atılan şemsiyenin Van Hooijdonk tarafından tribüne yeniden verilmesinin ardından bir daha Ömer'e atıldığını hatırlıyorum. E tabi hep kötü örnekler yok. Mesela Beşiktaş taraftarı Van depreminden sonra yardım amaçlı atkılarını çıkarıp sahaya atmıştı. Mükemmel bir örnekti. Peki dünyada neler atıldı sahaya? Gelin birlikte inceleyelim. Ünlü İngiliz Gascoigne'e çikolata atılması, Kuzey İrlanda Ligi'nde sahaya kuzu budu atılması, Everton'lı kaleci Tim Howard'a bilardo topu atılması, Inter-Atalanta maçında sahaya scooter motosiklet atılması ama en garibi belki de Barcelona taraftarının ezeli rakipleri Real Madrid'e transfer olan Figo'ya domuz kafası atmasıydı.